Konuklarıma dönmek istiyorum. Sizlerin vakitlerinden çalmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin efendim. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kim var bugün? Araştırmacı, tarihçi. Tarih araştırmacısı desem daha doğru olur herhalde. Evet. Uğur Atik bizlerle beraber ve çok değerli abim Aykut Kuşkaya, sanatçımız, büyüğümüz bizlerle beraber. Hoş geldiniz, canım, sefalar kardeşim, getirdiniz. Hoş bulduk. Sizden başlayalım. Hay hay. Nasıl geçiyor efendim Ramazan-ı Şerif'iniz? Hamdolsun. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz inşallah. Nasibimiz olduğu kadarıyla. İşte burada gördüğünüz bütün ürünlerde Osmanlı'nın sarayında kullandığı orijinal kahve fincanları, pilavlıklar, şerbetlikler, pilav, efendimesi Abdülhamit Han'ın bizatihi kendi kullandığı objeler ve destimali şerif tabii ki çok önemli bunlar. Bunlar Ramazan'da sarayda olmazsa olmazlardır. Sarayda Ramazan'ı nasıl karşılıyoruz? Şeyhülislam hilali görüyor. Padişaha müjde veriyor. Padişahım diyor, hilali gördüm, Ramazan başladı. Evet. Yüklüce bir bahşişini alıyor ve o andan itibaren Ramazan-ı Şerif başlamış oluyor. Birazdan zaten şimdi izleyenlerimiz de merak ediyor. Bu masa bu kadar dolu değildi. Neler oluyor diye merak ediyorlar. Tabii ki. Şimdi onları hepsini teker teker açıklayacağız. Hepsinde içi boş. Tabii iftar saati yaklaşırken de tabii ki. Keşke içi dolu olsaydı tabii bir kahve yudumlasaydık diyoruz ama şimdi şöyle artık kahveler iftarda sizden olur abi. İnşallah. İnşallah. Allah kısmet ederse. Evet. Şimdi tabii ki sarayda iftar var, sahur var. Kim yapacak bunu? Aşçılar yapacak. Sarayın mutfağında 600 kadar görevli var. 600 tane görevli günde 5000 kişiyle 10.000 kişiye yemek yapıyor. Padişahın yemeğini kim yapacak? Hangi aşçı yapacak? O yemeği yapmaya aday olan aşçılar padişahın karşısına huzuruna çıkıyorlar. Ve ne yemek yapıyorlar? Soğanlı yumurta. Sarayın olmazsa olmazı soğanlı yumurtadır. 2 küsur saatte pişer. O yumurta öyle bir olacak ki o soğanlar ne ölecek ne diri kalacak. O yumurta öyle bir olacak ki padişahın ağzının tadına layık olacak. Hangi aşçı en güzel soğanlı yumurtayı hangi yaparsa... Hangi vakitte yapılıyor peki bu? İftarda, sahurda? Hayır. Daha henüz Ramazan-ı Şerif gelmeden önce. Diziliyor aşçılar. Soğanlı yumurtaları yapıyor. Padişah hangi soğanlı yumurtayı beğenirse o aşçı Ramazan-ı Şerif boyunca padişahın iftar ve sahur yemeklerini şimdi yapacaktır. Anladık. Daha test aşamasında. Evet. Yani. O da yüklüce bir bahşişini alıyor. Ama ve 2 saat bir yumurta da evet. Yani soğanlar bayağı erir orada. Sultan Abdülhamit Han'ın en çok sevdiği yemek. Demek da güzel ayarlamak gerekiyor Akit abi. Tabii tabii 2 küsur saatte pişiyor. Çok önemli bir yemek. Ha. Sarayın olmazsa olmazlarıdır bunlar. Şimdi ilk defa şehzadeler ve sultanlar Ramazan-ı Şerif'in ilk günü yani İlk günü kalkıyoruz ya, işte o günü perdeler kuruluyor. Altından baraklarla süslü. Harem dairesi adeta bir camiye çevriliyor. Bir imam, 2 tane güzel sesli müezzin şehzadelere ve sultanlara ilk namazlarını kıldırıyor. Ve şehzadeler ve sultanlar ilk namazlarını kıldıktan sonra sahura geçiyoruz. Sahura kadar herkes ayakta. Sahur tabakaları geliyor. Sahur yapılıyor ve ondan sonra herkes odasına çekiliyor. Ne var iftarda? İftarda en az 10 tane çorba, 40 tane et yemeği ve en önemlisi pilav. Pilavın o kadar çok çeşitleri yapılıyor ki pilav piştikten sonra pilavlığın içerisine boşaltılıyor. Pilavlığın içerisine boşaltılan pilavın üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediliyor, kapak kapanıyor. Burada görmüş olduğunuz minicik delikten buhar dışarıya çıkıyor ve pilav demleniyor. Bu sarayda gördüğünüz pilavlık. Ramazan'ın olmazsa olmazı da kahvelerdir. Osmanlı Sarayı'nın en önemli içeceklerinden biri kahvedir. Zaten çay yok, biz çayı tanımıyoruz. Bir Türk kahve fincanının en karakteristik özelliği, o dönemde kullanılan en karakteristik fincan budur. Altı geniş, üstü dar. Son yudumu içene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form kahvesi olmasın. Kulptaki eğim sağlaksanız sağ elinize, solaksanız sol elinize otursun. Siz bir kız babasısınız değil mi? Evet. Eşiniz hanımefendiye selam söyleyiniz. Aleykümselam. Her kız annesi Osmanlı geleneğine ve göreneğine göre ilk önce Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki fincanları. 16. yüzyıl Darüssaadet turkuaz ve pembe ile başlar. Bu başlangıçtır. Hı hı. Onun için yeni doğan çocuklara bu renk giysiler giydirilir. Bu oradan geliyor. Mercan kırmızısının bir diğer ismi Türk kırmızısıdır. Sultanahmet Camii'nin içindeki karanfiller
1458 Kasımpaşa Piyare Paşa Camii ve Topkapı Sarayı'nda Sultan II. Murat'ın has odasında kullanılmıştır. Ve aynı zamanda gücü temsil eder. Kanuni dönemi, hükümdarlık makamıdır. Onun için bizi yöneten liderler neden bu renk giysiler giyiyorlar? Hükümdarlığın rengi. Hilafetullah makamı, Osmanlı'nın zirvesi. Osmanlı gücün, kudretin ve adaletin kendisine Allah tarafından verildiğini kabul etmiştir. Sufi dervişlerin de besin kaynağı doğa olduğu için doğanın rengi olan yeşili kendisine renk seçmek suretiyle Allah'a olan bağımlılığını tasdik etmiştir. Artık 18. yüzyılın son çeyreği veda. Şimdi sanırım efendi ilk önce bu fincanları, sonra bir tepsi, sonra bir gülbahar. Bunları alacak, kullanacak, kullanacak ve kullanacak. Allah hepimizin evlatlarını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. İyilerle karşılaştırsın. Kızınız sanırım efendi istemeye geldiler. Kızınız bunlarla kahve... Oraya gelmem hocam, bizim yüreğimiz yakmayın. Hayır. Kızınız bunlarla kahveyi ikram etti. Sureti katiye de size kullanma yasağı gelecek. Bir daha siz aile olarak bunlara katiye el süremeyeceksiniz. Bir aile yadigarı olarak kız evladınıza bunları takdim edeceksiniz. Oraya gelince bir yutkundum ya ben şimdi. Bu evet. Yutkunma biraz devam etsin. Evet. Ama burayı bir yaktınız. Tabii bu, Allah'ın emridir. Amin. Ama tabii bu bir kural.